Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf orijinal ders öğelerinin ikincisini anlatmaya devam ediyoruz. Sayfa 83 ve 84'ün anlatımlarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gerçel sayılarda aralık kavramından bahsedeceğiz. Çok 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 önemli bir konudur arkadaşlar. Genelde bazen hafife alınabilir ama çok dikkatli olunması gereken bir konu. Niye? Çünkü sen şu açık aralık yerine kapalı aralık aldığın zaman olay bambaşka. Ufacık bir hatadan dolayı arkadaşlar sizi yanlış cevaba götürebilir. O yüzden dikkatli olunması gereken bir konu olduğunu şimdiden belirtebilirim. Ve hemen konumuza başlayalım. Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı iki noktanın arasındaki tüm gerçel sayılardan oluşan alt kümeye aralık denir. Tamam. Aralık gel. Yani mesela şu A ile B aralığı. Bak buradaki yuvarlaklar içi boş ya. İçi boş olduğu zaman biz bundan açık aralık olacağı anlamını taşıyacağız. Yani A ile B'yi dahil etme anlamında. Eğer bunların içi dolu olursa, şimdi ona da geleceğiz. Bak şuradaki gibi içi dolu olursa bunlar dahil olacak. O zaman açık aralık şeklinde değil de bakın dahil olduğu zaman, yani siyah nokta olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? Kapalı parantez şeklinde göstermiş olacağız. Tabi bazen birisi açık diğeri kapalı olabilir. O zaman ne olacak? Dahil olmayan içi boş olan taraf arkadaşlar bakın şu şekilde A'nın olduğu taraf yok. Onu açık aralık şeklinde. Kapalı olduğu zaman da arkadaşlar bakın dahil yapacağız. Yani köşeli parantez şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Göstereceğiz. Tamam. Tam tersi burada da A'dan kapalı olacak sol taraf. B dahil olmadığından dolayı, içi boş olduğundan dolayı B'den açık aralık olmuş olacak. Sınırsız aralıklarda arkadaşlar. Bakın mesela X 0'dan büyük diyor ya. Yani burada A'nın sağ tarafı, sıfırdan büyük olan taraflar sağ tarafa doğru gideceğiz. Nereye kadar gideceğiz belli mi? Değil. Sonsuza kadar gideceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden de bak A dahil değil. Dahil olmadığından dolayı burası içi boş ya. Açık aralık yaptık. Sonsuzlar da eksi sonsuz da olsa artı sonsuz da olsa sonsuzlar daima arkadaşlar açık aralıkla gösterilir. Tamam mı? Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Şimdi A'nın sol tarafı sıfırdan küçük olan taraflar. Sol tarafa gideceğiz o zaman. Sol taraf nereye kadar gidiyorum? Eksi sonsuza kadar. Dolayısıyla artı sonsuz, eksi sonsuz az önce de söyledik arkadaşlar. Zaten daima açık aralık şeklinde olacak. A'nın da bir dahilliği yok. Dolayısıyla yine parantez şeklinde yazmış olduk. Tamam. Biz bunlara açık aralık diyoruz bu şekilde. Evet. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. O zaman ne olacak? Sayı doğrusunun her iki tarafında da bakın şurası mesela sıfır noktası olsa, şurası sıfır noktası olsa, tamam. Bunun sağ tarafı artı sonsuza kadar gidiyor. Bunun sol tarafı da eksi sonsuza kadar gidiyor. Yani sayı doğrusunun tamamını taramış oluyoruz. Tamam. Bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi örneklerimize geçelim. Bire bakalım arkadaşlar. A kümesi verilmiş. Olduğuna göre diyor A kümesinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Hemen sayı doğrumuzu arkadaşlar çizelim. Sayı doğrumuzdaki kökleri yazalım. Yani şu x hangi aralıkta? Eksi 2 ile 3 ya. Bakın eksi 2 burada olsun. 3 de burada olsun. Tamam. Eksi 2 ile 3 aralığı. Şimdi bu aralıkta olacak ya arkadaşlar. O zaman önce ne yapacağım? Bak şöyle yapacağım. Şu şekilde yapacağım. Tamam. Şimdi eksi 2 dahil mi? Bak şurada dahillik yok ya. Çentik yok ya. O yüzden içi boş olacak. Bak şurada 3'ün olduğu kısımda arkadaşlar çentik var ya. O yüzden ne yapacağım? Burayı boyayacağım arkadaşlar. Bu şekilde sayı doğrusu üzerinde göstermiş olduk. Tamam. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Aşağıda verilen kümeleri sayı doğrusunda gösterip aralık biçiminde ifade ediniz diyor. Hemen sayı doğrusu üzerinde gösterelim arkadaşlar. Köklerimizi yazalım. Eksi 3 ve 2. Burası eksi 3, burası da 2. Şimdi eksi 3 ile 2 aralığını bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Belirledik. Tabii niye böyle bu şekilde uzun çizgi şeklinde yapıyoruz? X eleman reel sayılar. Biz hatırlarsanız bütün reel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterebiliyorduk ya. Tamam. Ama şöyle olsa. Bak burada x eleman reel sayı değil de şöyle dese eksi 3 küçüktür x küçüktür 2. Şurası da x eleman reel sayı değil de x eleman tam sayı dese. O zaman ben ne yapacağım? Bunun üzerindeki eksi 3 ile 2 aralığındaki tam sayıları alacağım. Yani şöyle eksi 3 şöyle demem lazım. İşte eksi 2 eksi 1 işte 0 1 ve 2. O zaman buradaki ne yapacağım? Tam sayıları alacağım. Eksi 3 dahil olduğundan dolayı eksi 3'ü alacaktım. İşte 2'yi alacaktım. Eksi 1'i alacaktım. İşte 0 alacaktım. 1 alacaktım. 2 de dahillik olmadığından dolayı çentik yok ki şurada. O yüzden onu almayacaktım. Bak şuradaki noktalar olacaktı sadece. Bu araları alma hakkım yok tam sayı dediği zaman. Tamam mı? Ama reel sayılar diyorsa
R sayıları arkadaşlar zaten sayı doğrusuyla biz ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde gösterebiliriz. Umarım aradaki farkı anlatabilmişimdir. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şimdi eksi 3 dahil olduğundan dolayı o yüzden buraya ne yaptım? Siyah top yaptım arkadaşlar. Evet, şöyle içini boyayacağız. Tamam. İki tarafında arkadaşlar çentik olmadığından dolayı burası açık aralık olarak kalmış olacak. Şimdi B'ye bakalım. Şöyle. Bak şuradakiler reel sayılar diyor. Önemli değil mi? Bak buraya bakmadan zaman olmaz yani. Tamam. Reel sayılar diyor. Tamam. Eksi 2 ile 4. Köklerimizi yaptık. Eksi 2 ile 4 yaptık arkadaşlar. Tamam. Reel sayılar dediğinden dolayı bak bu şekilde yaptım. Düz bir çizgi şeklinde yaptım. Hem eksi 2'den hem de 4'ten kapalı aralık olduğundan dolayı nereden anlıyorum? Bak dahil. Dahillik olduğundan bunun içerisinde ikisinin içinde ne yapıyorum? Boyuyorum. Bu şekilde göstermiş olduk. Burada yine reel sayı demiş. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. Köklerimizi yazalım. Bak ne diyor? 1. 1 kökünü yazacaksın buraya. Buradaki kök ne bir de? 5. Tamam. Bu ne diyor? 1'den küçük olan taraflar. Ya 1'den küçük olan taraflar 1 dahil mi? Değil. O yüzden içini boyamayacağım. Boş bırakacağım. 1'den küçük olanlar şu sol taraf değil mi? Evet. Bu ne? 5'ten büyük olanlar. X büyüktür 5 diyor ya. 5'ten büyük olanlar. 5 dahil mi? Değil. O yüzden açık aralık olarak bıraktım böyle. İçini doldurmadım. 5'ten büyük olacaksa bu şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. Peki ben bunu ne yapacağım? Aralık biçiminde ifade edecek olursam. Bakın sol tarafa doğru nereye kadar gidiyorum? Eksi sonsuza kadar gitmiyor muyum? Tamam. Eksi sonsuzdan geliyoruz. En son bakın buraya kadar. Eksi sonsuzda 1. Eksi sonsuz artı sonsuz zaten daima açık aralık olarak yazıyorduk. Değil mi? Bir de burada açık aralık olduğundan dolayı, dahillik olmadığından dolayı bu şekilde. Bununla neyi birleştirmem lazım benim? Niye? Çünkü sadece sağlayan kısım bu değil ki. Burada da sağlayan kısım var. O zaman ne yapmam lazım? Bunların ikisini birleştirmem lazım. Birleştirmem lazım. Yani bak 5 dahil olmadığından dolayı 5'i yazdım açık aralık şekilde. Nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor. Artı sonsuza da yine ne yapacağız? Açık aralık yapacağız. Tamam. Demek ki çözümümüz arkadaşlar bu şekilde olmuş olacak. Tamam. Hatta bunları şöyle de yazabiliriz. Eksi 2 ile 4 ya. Bak bunları da eksi 2 dahil. 4 de dahil. Bak bunların ikisini şöyle kapalı aralık şeklinde de gösterebilirim. İlkini eksi 3 dahil. Eksi 3'te 2'yi yazarım. 2 dahillik olmadığından dolayı bak açık olduğundan dolayı arkadaşlar onu da bu şekilde göstermiş olalım. Tamam. Örnek 3'e bakalım şimdi. Evet. A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki kümeleri bulup aralık biçiminde yazıp sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle kümemizi sayı doğrusu daha doğrusu çizelim. Buradaki köklerin hepsini yapalım. Ama yazarken dikkat et. Küçükten büyüğe doğru yazman lazım. En küçük burada eksi 5. Sonra eksi 2. Eksi 2. Sonra 1. Sonra 7 arkadaşlar. Bak eksi 5'ten 1'e. Bak eksi 5'ten 1'e kadar gidiyor. Eksi 5 bak burada köşeli parantez olduğundan dolayı demek ki dahillik var. O zaman ne yaptım? Bunu bu şekilde içine boyadım. 1'de dahillik yok arkadaşlar. Niye? Açık aralık çünkü. Tamam. O yüzden bu şekilde boyamadım. B kümesi de eksi 2 ile 7 açık aralı. Eksi 2'den 7'ye kadar. Bak ikisinde de dahillik olmadığından dolayı parantez var ya. Eğer dahillik olsaydı bu şekilde olacaktı parantezler. Tamam. O yüzden bu şekilde yaptım. Peki bizden A şıkkında ne diyor? A ile B'yi birleştir diyor. Ya A kümesinde B kümesini birleştirdiğim zaman şurası A ile B'yi birleştirince bir de buraya kadar zaten boyadık. Sonra bunun devamı da birleştirdiğim zaman burası olmayacak mı arkadaşlar? Bak ben nereden nereye boyamış oldum? Aslında tam şuradan şuraya kadar boyamış oldum ama en sondaki açık top. Değil mi? Yani eksi 5'ten 7'ye kadar boyadım. Eksi 5 dahil olduğundan dolayı şu kısımda değil mi? Kapalı aralık olarak yaptım. 7 açık aralık arkadaşlar. Niye? 7 çünkü burada dahil değil. Bu şekilde göstermiş olduk. Sayı doğrusunu da gösterin demişti. Tamam sayı doğrusunu da gösterdik ama küme olarak da bu şekilde aralık olarak da göstermiş olduk. Tamam. Şimdi A kesişim B diyor. Şimdi yine arkadaşlar sayı doğrumuzu çizelim. Eksi 5, eksi 2, 1 ve 7. Bak şunu alalım bence. Hepsinde aynı sayıları kullanacağız ya. O yüzden şöyle biraz tembellik yapalım. Şuraya da yapalım.
Valla şuraya da yapacağım yani. Şu alt kısmı da yapacağım. Oho, daha da varmış. Evet. Şu alt kısmı da yapınca daha da yoktur herhalde. Bir bakalım da. Tamam, bu kadar. Anlaştık. Şimdi B maddesini yapıyoruz arkadaşlar. A ile B'yi kesiştir. A kümesi dediğimiz eksi 5 dahil değil miydi? Evet, eksi 5'ten 1'e kadar olan kısımdı. Tamam, 1 dahil değildi. Eksi 2'den de 7'ye kadardı. Şimdi bunların kesişimi demek ne demek? İkisinde de ortak elemanlar bulunacak demek, değil mi? İkisinde de ortak elemanlar arkadaşlar şu bölge değil mi? Bak, eksi 2 ile 1 aralığı. Eksi 2 ile 1 aralığı. Bakın arkadaşlar, burada eksi 2'de, bak, birinde şu dahil. Bak, A kümesinde eksi 2 var ama B kümesinde yok. Birinde var, birinde yoksa o zaman açık aralık olacak. Tamam. Burada da aynı şekilde. Burada bu zaman da arkadaşlar, burada B kümesinde var. A kümesi dahil değil. Birinde var, birinde yok. O zaman yine açık aralık olacak. Bizden bunu istemiyor. Sadece sayı doğrusu üzerinde gösterin diyor ama ben ikisini de göstermiş olayım böyle. Şimdi bu ne demek? A fark B demek. A fark B demek. Yani bak, şöyle eksi 5 ile 1'i yapayım. Eksi 5 kapalı aralıkta, 1 açık aralıkta. Eksi 2'den 7, ikisi de açık aralık. A fark B. Biz bunu kümelerden biliyoruz. Neydi bu? A'da olup B'de olmayan demekti. A'da olacak fakat B'de olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar, A'da olup B'de olmayan şey şuradan şurası değil mi? Şuradan şuraya kadar olan kısım değil mi? Evet. Bak, onu da belirtmiş olduk. Peki ben bunu aralık olarak nasıl belirteceğim? Bak, eksi 5 da şöyle diyelim. Eksi 5 açık aralık olmaz. Eksi 5 kapalı aralık, değil mi? Tamam. Bir de ne var? Nereye kadar gideceğim? Eksi 2. Peki bu eksi 2 açık aralık mı olacak? Kapalı aralık mı olacak? Kapalı aralık olacak, değil mi? Sebebi ne? Ya, eksi 2 şimdi normalde A kümesinde var mı? Var. Eksi 2, bak, şu aralıkta var zaten, değil mi? Şimdi B kümesinde var mı eksi 2? Yok. Bak, o yüzden işte, bak, B kümesinde yok. Ben de zaten onu istiyorum. A'da olacak, B'de olmayacak. Şimdi ben eksi 2'yi buraya dahil ettiğim zaman, bak, gerçekten de B'de yok ki. O yüzden buradan eksi 2 kapalı aralığı olmuş olacak. Bak, bunlar çok önemli. Çok önemli ayrıntılar. Tamam. Şimdi D maddesine bakalım. B kesişim A'nın tümleyeni diyor. B kesişim A'nın tümleyeni. Şimdi şöyle yapalım yine. Şuradayız, değil mi? Şöyle. Şunu da yapalım. Anlaştık. Şimdi B ile A'nın tümleyeni. Ya, A'nın tümleyeni, A dediğimiz arkadaşlar neresi? A'nın dışı değil mi? Evet. A'nın dışı dediğimiz kısım arkadaşlar, bakın. Bak, hatta şöyle diyelim. Şimdi şu B küme özelliklerini kullanalım. B kesişim A'nın değili. Bu ne de neye eşitti arkadaşlar? B fark A'ya eşit değil miydi? Hatırladın değil mi? Evet, tekrar ediyorsun zaten kümeleri. Ediyorsundur. Hatırlamışsındır. Tamam. Şimdi bu ne demek? B fark A, B'de olacak, A'da olmayacak. Bak, B'de olup da A'da olmayan kısım şu kısım değil mi? Heh. Ne diyeceğim? 1 ile 7 aralığı, değil mi? Bak, şöyle burada açık ya da kapalı aralık olarak yapmayalım da önce bir en son karar verelim. 1 ile 7'yi yazdık. 1 ile 7 olacak. Peki açık aralık mı olacak, kapalı aralık mı olacak? Şimdi ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, zaten burada 7, bak, açık aralık. Burada neye bakacağım? 1'e bakacağım. Şimdi birden açık mı, kapalı mı? Kapalı. Niye? Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi B'de olacak, A'da olmayacak ya. Bir gerçekten de B kümesinin içerisinde zaten var, değil mi? Eksi 2 ile 7 arasında zaten 1 var. Şimdi A kümesinde de yok. Bak, A kümesinde şuradaki 1'i dahil ettik mi? Etmedik zaten. Ben de onu arıyorum zaten. B'de olacak, A'da olmayacak. Çünkü bak, bu 1 dediğim B'de var, A'da gerçekten yok. O yüzden ne yapacağım? Birden kapalı aralık yapmış olacağım. Şöyle biraz daha alta geçelim. A'nın tümleyeni. Ya, A kümesi neydi? Eksi 5 ile 2. Eksi 5'ten 1'e açık aralık değil miydi? Bak, şuradan şurası değil miydi A kümesi? A'nın tümleyeni demek ne demek? Bunun dışındakiler. Yani eksi 5 ile 1 aralığının dışındakiler. Eksi 5 ile 1 aralığının dışı. Şu değil mi? Bak, şu değil mi? Bunlar dışı. Bak, şimdi arkadaşlar, tümleyen diyor ya. Ben şimdi A kümesi şöyleydi. Eksi 5'ten 1'e açık aralıktı. O zaman bak, ben bunun tersini alsam. Eksi 5 buradan kapalı aralık değil miydi? Evet. O zaman tersi ne olacak? Açık aralık olacak. 1 burada açık aralıkta. O zaman tersi ne olacak? Tümleyeni diyoruz ya. Tersi gibi düşün yani. O zaman kapalı aralık olmuş olacak.
Peki bunu da küme olarak nasıl yazarım? Bak eksi sonsuza kadar gitmiş oluyor değil mi? Eksi sonsuz dediğim için açık aralık. Buradan eksi 5. Eksi 5 de bak açık aralık oldu. Sonra birleşim sadece bu kısım yok. Bu kısım da artık devreye girmiş oldu. Birden kapalı aralık olmuş oldu. Sonsuz zaten hep açık aralık olacak. Şimdi F maddesine bakalım son olarak. Ne diyor? Reel sayılardan diyor. Reel sayılar dediğimiz arkadaşlar bütün sayı doğrusunun tamamı. Öyle düşün. Sayı doğrusunun tamamından B kümesini çıkarın. B kümesi dediğimiz eksi 2'den 7'ye açık aralıktı değil mi? Eksi 2'den 7'ye açık aralıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha bakalım da. Evet, eksi 2'den 7'ye açık aralık. Tamam. Şimdi reel sayılardan bunu çıkaracağım arkadaşlar. Reel sayılardan bütün sayı doğrusundan bu kümeyi çıkaracağım. Yani şu eksi 2 ile 7 aralığında ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. Peki çıkardığım takdirde bakın ne olacak? Kolay. Şimdi şu kırmızıyla yaptığım yer kalmaz mı? Bak bunun dışındakiler. O zaman şu tarafa doğru ve şu tarafa doğru. Şimdi sayı doğrusu bunların hepsi. Ben ne yapacağım? Şuradaki aralığı çıkaracağım. Bak sayı doğrusu tamam mı ya? Bunların ne yapacağım? Bunları çıkaracağım arkadaşlar. Dolayısıyla elimizde geriye şu kısım ve şu kısım kalmış olacak. Dolayısıyla sonsuza kadar gidiyor. Bak önce şu tarafı yapalım. Eksi sonsuzdan bir gelir. Değil mi? Nereye kadar gelir? Eksi 2'ye kadar gelir. Bak bunlar açık aralık, kapalı aralık en son karar vereceğim. Birleşim sadece böyle bitmedi. Bir de şimdi bunu devreye sokacağız. 7 var. 7'den bak sonsuza kadar. Şimdi bu sonsuzlar zaten hep açık aralık olacak. Değil mi? Şimdi eksi 2'ye bakacağım. Şimdi arkadaşlar eksi 2 burada neydi? Açık aralık değil miydi? Evet. Ben şimdi B kümesini çıkaracağım ya. Bak reel sayılar kümesinde olacak. Fark demek bu. B'de olmayacak demek. Şimdi B kümesinin içerisinde bak ben bunu ne yapmam lazım? Dahil etmem lazım. Niye? Çünkü gerçekten eksi 2 reel sayıların içerisinde var ama B kümesinin içerisinde yok. Değil mi? O yüzden dahil etmem lazım. Burada benzer şekilde arkadaşlar 7. Reel sayılar kümesinin içinde 7 var. B kümesinin içerisinde yok. O yüzden bak buradan da kapalı aralık olması gerekiyor. Gerçekten de R'de olup B'de olmayanı bu şekilde ifade ediyoruz. Anlaştık mı? Bak bunlar çok önemlidir. Çok önemlidir hep. Sorular bunların üzerine bir şekilde kurgulanır. Devam edelim. 4'e bakalım şimdi. Ne diyor? K pozitif tam sayısı için diyor. Önemli bakın bunlar. Tamam. Şöyle bir küme tanımlanmış. Tamam. A1, A2, A3'ün kesişim kümesi MN aralığı olduğuna göre M artı N toplamını bulunuz diyor. Bak A1 diyor ya, yani sen K yerine 1 yaz diyor. Her yerde yazacaksın. Her yerde yazacaksın. O zaman ne oluyor? A1 kümesi şöyle eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1 oluyor. Değil mi? Bölü 2 paydasında. 3 bölü 1'den de ne geldi? 3 geldi. Şimdi A2'yi bulalım. Şimdi ne yapacağız? Her yerde K gördüğümüz yere arkadaşlar 2 yazacağız. 2. Her yerde yazacağım. Şimdi A2 dediğimiz eksi 1'in karesinden ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Paydada zaten 2 var. 3 bölü ne geldi? Şurası 2 olacak değil mi? 3 yazmışız. Tamam. K yerine 2 yazdık ya. Tamam. Şimdi A3'ü yazalım. Ne yapacağız? Aynı benzer şekilde K gördüğümüz yere 3 yazacağız. Her yerde yazıyorum. Burada vardı. Eksi 1'in üçüncü kuvveti. Bak 3 tek kuvvet olduğu için arkadaşlar ne olacak? Sonucu negatif çıkacak. Değil mi? Bölü 2 virgül 3 bölü 3'ten de ne gelecek? 1 gelmiş olacak. Bunları ne yapacaksın? Kesiştir diyor. Bunları bir sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim. Sayı doğrusu üzerinde küçükten büyüğe doğru başlayacağım. En küçük neydi? Eksi 1 bölü 2. Tamam. Eksi 1 bölü 2. Sonra arkadaşlar ne var? 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 var. 1 bölü 2'den sonra ne var? 1 var. Sonra 3 bölü 2 var. Değil mi? 3 bölü 2 var. En büyük de ne var? 3 var. Tamam. Şimdi A1 kümesini bir yapalım. A1 kümesi neydi? Eksi 1 bölü 2'den 3'e kadar. Eksi 1 bölü 2'den 3'e kadar. Bu şekilde. İkisi de burada parantez olduğundan dolayı açık aralık. O yüzden içini boş bıraktım. A2'ye bakıyorum. 1 bölü 2'den 3 bölü 2'ye kadar. Bak, 1 bölü 2'den 3 bölü 2'ye kadar. Açık aralık olduğundan yine içlerini boyamadık arkadaşlar. A3'e bakalım. Eksi 1 bölü 2'den 1'e kadar. Bak, eksi 1 bölü 2'den nereye kadar? 1'e kadar. Tamam. Şimdi bunların kesişimde mi? Kesişimini sormuyor mu? Tamam. Kesişim kümesi M ne aralıymış?
Ya burada kesişim kümesi dediğimiz arkadaşlar bak şurası değil mi? Üçünün de kesiştiği. Bak şuradan itibaren üçü de kesişmiyor mu? Üçünün de kesiştiği yer burası işte. Tamam. Başka yok ki üçünün de kesiştiği yer. Şimdi bu aralık neymiş? Bak 1 bölü 2 ile 1 açık aralığı olmaz mı? Niye? Bak şuralar belki dahil ama şurada bir tane dahil değil var. Bir tane bile dahil değil varsa o zaman açık aralık olacak. E benzer mantık bak burada da var. Şurada belki tam birin olduğu yerde şunların ikisi dahil ama bir var yani o kümenin içerisinde. Ama en üstteki kümenin içerisinde bir olmadığından dolayı bunu da açık aralık olarak yaptık. Peki bu küme neymiş? M virgül neymiş işte. Dolayısıyla M neymiş burada? 1 bölü 2. N neymiş? Bakın bu da 1. N de 1. Bizden M artı N istiyor. Bunları toplayacak olursam M artı N 1 bölü 2 ile 1'i toplarsam arkadaşlar 3 bölü 2 yapmış olacak. Tamam. Bence gayet şık olmuş ya. Şimdi çıkmış sorularımıza bakalım bunlarla ilgili. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 bölü A sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. He, 1 bölü A sayısı demek ki neredeymiş? 1 bölü 2 ile 1 arasındaymış. 1 arasındaymış. Hangi sayı? 1 bölü A sayısı. Bak 1 bölü A sayısı buradaki aralıktaymış ya. Buradaki aralıkta 1 bölü 2 ile 1 aralığı. Tamam. Peki bizden ne istiyor? A sayısının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman tam tersini soruyor. 1 bölü A bunun tersine çevirdiğim zaman bak 2 olacak. Bunu ters bak ters çevirirsem şunları 2 bölü 1 olacak ya. 2 bölü 1 2 demek. A bölü 1 A olacak. Bir bunun paydasında 1 var. Ters çevirirsem yine 1 yapar. O zaman ne olması lazım? Bakın eşitsizliğimizin yönü bu şekilde olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla A dediğimiz yani 1 ile 2 aralığında. 1 ile 2 aralığında olmuş oluyor. 1 ile 2 aralığı şıklara baktığım zaman nerede? Bakın 1 ile 2 aralığı şurada. Dahillik yok. Çentik yok çünkü buralarda. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Kolay değil mi? Evet. Geldik şimdi 2020 sorusuna. 2020 TYT sınavında çıkmış. Tamam. Herhalde bugünkü de son sorumuz. Evet. Okuyalım hemen. Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan ve alt kısmında hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiştir diyor. Bak sıfırdan 100'e kadar var. Tamam. Bilgisayarın ses seviyesi en az 1, en fazla 32 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü bu şekilde. En az 33, en fazla 65 birim olarak ayarlandığında bakın bu şekilde. 66 ile 100 birim olarak ayarlandığında da bu şekilde oluyormuş. Tamam. Başlangıçta belirli bir ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda şimdi belirli bir ses seviyesi diyor ya ne yani burada bir belirsizlik var. O yüzden ne yapacağım? Ben X olsun diyeceğim. Belirli bir ses seviyesinde bulunduğu ne sayıya diyelim X diyeceğim. Tamam. X de bulunacak. Bu ses seviyesi yani X 17 birim artırılırsa o zaman ne olacak? X artı 17 olacak. Simgenin görünümü bu şekilde. He, buna baktığım zaman bu nerede? Şurada değil mi? Şuna benzemiyor mu? Tamam. Bu ne ile neyin arasında? En az 66, en fazla 100. Bunların arasında olmayacak mı o zaman? Tamam. O zaman bak en az 66 da olabiliyormuş yani. 66 olabiliyor diyor ya. O yüzden çentik yaptım. 100 en fazla da 100 olabiliyormuş. 100 de ayarlanabiliyormuş. O yüzden buraya da çentik yaptım. Şimdi her taraftan ne yapacağım? 17 çıkaracağım. Her taraftan niye? X'i yalnız bırakmak için. O yüzden her taraftan çıkar diyorum. Her taraftan çıkardığım zaman 66'dan 17 çıkarsa 49 küçük eşittir x küçük eşittir. Burası da 83 olmuş olacak. Tamam. Devam ediyorum. Başlangıçtaki ses seviyesi. Neydi o? X'ti. 18 birim azaltılırsa o zaman ne olacak? X 18. Simgenin görünümü bu şekilde. Bu neydi? Bu. Aralık olarak neydi? En az 1, en fazla 32. Yani 1 alabiliyor mu? Alıyor. Dahillik var. 32 alabiliyor mu? Alıyor. Bu x'i yalnız bırakmak için ne yapacağım burada? Her tarafa 18 ekleyeceğim. Her tarafa 18 ekleyeceğim. Ekledim. 1 artı 18'den 19 geldi. X eksi 18 ile artı 18 birbirini götürdü. 32 ile 18'i eklersem 50 oldu. Bak x değeri 49 ile 83 arasında. Aynı x değeri 19 ile 50 arasında. Sayı doğrusunda daha net bir şekilde anlayacaksınız. Kökleri yazacağız. Köklerimiz küçükten büyüğe doğru. Bak 19, 50, 49, 83. En küçüğü 19. Sonra 49. Sonra 50. Sonra da 83. Şimdi ilk şu aralığı yazalım. 19'da 50 aralığı. Bak ikisi de çentik olduğundan dolayı şuralarda kapalı aralık olacak.
Tamam. Sonra 49 ile 50. Bak ikisi de yine kapalı aralık. Sebebi ne? Şuradaki çentiklerden dolayı. Şimdi arkadaşlar x hem burada hem de burada olacak ya. Demek ki bu ne anlama geliyor? İkisinin kesiştiği yer anlamına geliyor. İkisinin kesiştiği yer dikkat ederseniz şurası değil mi? Hı? Demek ki bu x dediğimiz 49 ile 50 aralığı. E o zaman bak burada eşitlik olacak mı olmayacak mı? Şimdi bak 49 dediğim şu kümenin içerisinde var mı? Var. İkisinde de olduğu için o yüzden eşitlik olacak. 50 bak şurada siyah top. Burada zaten var arkadaşlar 50. Dolayısıyla eğer olmasaydı açık aralık olacaktı değil mi şurada? Ama açık aralık yok. Demek ki dahil yani orası. Dolayısıyla buradan da gelecek. X bak 49 alabiliyor muymuş? Alıyormuş. X 50'yi alabiliyor mu? Eşitlik var ya var. Demek ki x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı 49 ile 50'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? 99 olmuş olacak. Bence çok güzel hazırlanmış yani. Zor değil ama güzel hazırlanmış. Tamam. Cevabımız da kaç oldu? 99. Yani E şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.